Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldin. Ben Ayşe Tolga. Sesim çok kısıldı. <laughs> Şuradan biraz kahve dök kızım. Burası bolca iyi yaşam bilgisi içeren bir YouTube kanalı. Sen de burada olduğuna göre bence hayatında yolunda gitmeyen bazı şeyler mi var? Yoksa kendi hayat kaliteni daha mı arttırmak istiyorsun? Ya da ben kimin sorularını merak ediyorsan? Ama her neyse kendisi için iyi bir şey isteyen herkesin bir şeyler bulabileceği bir kanaldasın. Öncelikle hoş geldin. Bugün ne çekeceğiz? Bugün ne konuşacağız daha doğrusu? Ne konuşacağız derken aslında hepimizin hayatının içerisinde çok olan dünyanın bütün tek tanrılı dinlerinden tutunda bütün geleneklerinde bütün kadim dini ve ruhsal geleneklerinde olan bir şeyden konuşacağız aslında. Hayatta sahip olduğumuz şeylerin değerini bilmekten ve onları takdir edebilmekten konuşacağız. Yani şükretmekten konuşacağız. Şükran duygusunun ve şükretmenin gücü video şimdi burada seninle. Şükran duygusunun hepimizin hayatlarındaki anlamını gerçek anlamını aslında burada masaya yatıracak değilim. Çünkü hepimiz aslında şükretmenin ne demek olduğunu şükran duymanın ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Bizim kültürümüzde İslamiyet'te çok olan bir şey şükretmek. Ancak bunun altını biraz açmak istiyorum sevgili dostlar. Bu kavramın biraz içine girelim. Bu kavramı biraz daha görmediğimiz bir gözle el alalım istiyorum. Çünkü şükretmenin aslında sandığımızdan çok daha farklı etkileri var. Çünkü şükran duygusu İngilizcesi gratitude ki Latince her şeyden değil birin memnuniyet ve tamlık hissetme hissi olarak geçen bir şey aslında. Aslında kelimeyi çok güzel anlatıyor. Şükretmek bizim için sahip olduğumuz değerlerin Sağlığımız, ailemiz, sevdiklerimiz, bedenimiz, evimiz, neyse o. Teşekkür etmek, derin teşekkürlerimizi ve minnet duygumuzu sunmak aslında değil mi? Ama bunun altında işte bu şükran duygusunu sunarken bizde olan bazı değişimler oluyor. Ki benim de uzmanlık alanım ve en çok üstüne eğildiğim konulardan bir tanesi bu. Kanalıma ilk kez geliyorsan benim bir yazar olduğumu da bilmeni isterim. 3 tane kitabım var. Bunlardan üçüncüsü ve sonuncusu Titreşimle Yükselt Hayatın değilsin isimli kitap. Bu kitapta da isminden de aslında kolaylıkla anlayabileceğiniz gibi e, evrendeki her şey enerji, titreşim ve frekanstan oluşmuştur diyen Tesla'ya şapka çıkararak diyoruz ki evet bence de evrendeki her şey aslında titreşimden oluşmuştur. Çünkü evrendeki her şey, yaratılmış her şey enerjidir. Enerji de titreşimdir. Titreşim de frekanstır aslında. Dolayısıyla aslında bu e, size anlattığım ruhsal ve spiritüel bir bilgi değil tamamen fizikçilerin e, bizlere öne sürdüğü ve önümüzdeki yıllarda daha da fazla duyacağınız bir e, kavram. Titreşiminizin yüksek olması ya da titreşimler. Şükran duygusu titreşimi en yüksek duygulardan bir tanesi. Şükran duyduğumuz şeylerle ilgili şükürlerimizi kendimize, evrene, yaratıcıya, Allah'a, Tanrı'ya, Brahmaya yüksek zekaya ne diyorsanız ona sunduğunuzda hissettiğiniz o işte teslimiyet ve bütünlük ve memnuniyet hissi çok boyutta ele alacak olursak çünkü işi gerçekten çok boyutlu ele almanız gerekiyor. Çünkü şükran duygusunu ya da şükretmenin çok sığ bir bakış açısıyla ele alındığını düşünüyorum. Üst boyutta Enerji bedenlerinizden bilinçaltınıza, beyninizden giden, bilinçaltınızdan giden e, mesajlarla, pozitif mesajlarla ki bu da sinir sisteminiz bile devreye giriyor Sinir sisteminiz dediğiniz ta, sempatik ve parasempatikten bahsediyorum cidden. Bu kadar da bilim e, devreye sokalım. Ve e, sempatik ve parasempatik sinir sistemimiz üzerinden beynimizde bazı mutlu olmamızı sağlayan bazı hormonlar var biliyorsunuz. Bu hormonlar serotonin, endorfin, e, oksitosin, dopamin gibi mutluluk hormonları Derin şükran duygusu, derin minnet duygusu hisseden kişilerde ve gün gün içerisinde bu şükranlarını, şükretmeyi çok yapan kişilerde dopamin ve endorfin seviyesinin çok yüksek olduğu saptanmış bazı araştırmalarla. Şimdi diyeceksin ki Ayşe Allah Allah sahip olduklarına şükredeceğim de ne olacaktı? İşte sığ bakış açısından sahip olduklarımıza şükretmenin bizdeki karşılığı biraz aynı dini ibadete de bunu benzetiyorum. Dini ibadeti sorgulamadan kuralları gereğince yapmak mecburiyetini hissederek sadece günah sevap ilişkisiyle yapmak ayrı bir şey. Gerçekten bir dinin gerektirdiği şey iyi insan olmak yolunda yapılan erdemli davranışlarsa ibadeti de bu bilinçle yapmak bambaşka bir şey. Ama ben şimdi bilinç bilinçaltınızda arkada şuna ben şükredeyim de sevap haneme bir puan yazılsın. Çıkarcılığıyla yapılan bir şey ise ki maalesef özür dilerim bunu söylüyorum. Belki kızacaklarınız vardır. Ama bazı insanlarda bunu görüyorum o bilinç seviyesinde olanları. E tabii ki öyle etki edecek. Ama şükürlerimizi sunmayı gerçekten mutlu olarak ve minnetle ve sahip olduklarımıza derin şükranla duyduğumuzda vücudumuzda bazı olumlu değişimler oluyor. E, merkezi sinir sistemimiz e, forksiyonlar fonksiyonlar bizim için mutluluk hormonu dediğimiz hormonları salgılamaya başlıyor. Bu hormonlar bizim sinir yapımızı rahatlatıyor. Nefesimiz yavaşlamaya başlıyor. Nefesimiz yavaşladıktan sonra mutluluk hormonunda getirdiği etkiyle biz daha farklı bir boyutta yer alıyoruz. Şimdi bu işin fiziksel kısmı kısmıydı. Bir de işin ruhsal ve enerjisel kısmı var. Şükran duygusu dediğim gibi titreşime en yüksek duygulardan bir tanesi demiştik. Şimdi şükran duygusuyla titreşimin ne alakası var diyebilirsiniz. Bunu da belli deneylerle bilim insanları ispatlayabiliyor aslında laboratuvarda. Bunun da en güzel deneylerinden bir tanesi Japon bilim insanı Masaru Emeto'nun Suyun gizli gücü olarak da bildiğiniz ya da suyun gizli mesajı olarak da bilinen sudaki mesajlarla ilgili çalışması. Bilim insanı Masaru Emato suları dondurarak kristalize ediyor ve kirli su temiz su arasındaki farkı kristal yapılarının farklılıklarından bakıyor. Daha sonra diyor ki acaba kirli su temiz suda kristaller bu kadar farklı çünkü e, temiz su kaynaklarından alınan bir kaynak suyu bir temiz bir dere suyu kristalleri Kar kristali gibi muazzam uyumlu harmonik yapısı içerisinde çok güzel. Fakat kirli su havzalarından alınan su ise tamamen moleküler yapısı ve şeyi bozuk yapıda tanınmaz halde. Diyor ki o zaman pozitif duygular, negatif duygular pozitif sözlerle negatif sözler, yüksek frekanslı titreşimli müziklerle negatif titreşimli düşük titreşimli müzikler arasında fark olabilir mi diye bir deney yapmaya başlıyor. Ve gerçekten sevgili dostlar, pozitif duygular, pozitif cümleler kurulan e, su kristallerinin e, ne kadar farklı olduğunu görüyorlar. Bununla ilgili de bir pirinç deneyi var. Şükranları sunmakla ilgili de e, "teşekkür ederim" gibi işte "şükürler olsun" e, gibi e, şeylerin söylendiği su kapları var. Bu deneyi de şöyle yapıyorlar. İçi su dolu kavanozlara bir tanesinin üstüne seni çok seviyorum, seni çok beğeniyorum, çok güzelsin gibi onaylayıcı, takdir edici, pozitif titreşimli cümleler. Diğerlerini ise senden nefret ediyorum, iğrençsin, ölmeni istiyorum atıyorum gibi şeyler yazılıyor. Ve bu deney devam ettirdikten sonra kristallerin yapılarının inanılmaz bozulduğunu görüyorlar. Negatif cümleler söylenen Ve aynı şekilde bunu pirinç dolu kavanozlarla yapalım mı diyorlar. Pirinç dolu hazinelerle yapalım mı diyorlar. Ve pirinç dolu dediğimiz şey içine yine su koyuyorlar. İşte yarım kilo pirinç koyuyorlar. Üzerine su koyuyorlar. Üç tane kavanozda bu deneyi yapıyorlar. Seni çok seviyorum diyor. Bir tanesine teşekkür ederim diyor ki bence şükran duymanın en güzel cümlelerinden bir tanesi teşekkür ederim. Bir tanesine teşekkür ederim diyorlar. Bir tanesi senden nefret ediyorum diyorlar. Bir tanesine de hiçbir şey söylemiyorlar. Nötr bırakıyorlar. Ve deneyin sonucu gerçekten çok ilginç sevgili dostlar. Tanımayacak halde negatif cümleler söylenen, pozitif cümleler söylenen, şükran duyulan kavanozun içerisindeki pirinç ise fermente olmaya başlıyor. Ve fermentasyon bizim için biliyorsunuz çok kullandığımız bir şeydir. Fermentasyon pozitif bir şeydir. Meyve fermente olur. Çünkü meyve doğal bütünsel titreşimi içerisinde, pozitif titreşimde ise, yüksek titreşimde ise kendinin en Faydalı şekilde hizmet devamında devam ettirir. Pirinç de fermente oluyor ve çok güzel böyle aromalı bir koku yaymaya başlıyor. Nötr olarak bırakılan pirinç kavanozundaki pirinçler ise çürüyor. Çok ilginç bir deney. Şimdi bunu nereye bağladım? Şuraya bağladım. Tabii ki sudan bağlayarak gidiyorum. Vücudumuzun %70'inin su olduğunu hatırlıyorsunuz herhalde. Vücudumuzun %70'i suysa bizim kendi içimizde, günlük yaşamımızda, kafamızda kendimiz için, çevremiz için yükselttiğimiz cümleler, kendimiz için, çevremiz için ağzımızdan çıkan sözler, düşüncelerimiz acaba nasıl? Çünkü eğer pirince bu kadar etkiliyorsa bu düşünceler acaba insan vücudunu mü? nasıl etkiler? İşte bu da işin başka bir kısmı sevgili dostlar. Kafa karıştırmak değil amacım kesinlikle. Size görünmeyenin arkasındakini göstermek, size sunulanın arkasında aslında çok daha derin dünyalar olduğunu keşfederek kendi yaşam kalitenizi artırmak için böyle ipuçları paylaşmak. Şükran gerçekten böyle bir şey. O yüzden yapacağımız şey çok basit. Her sabah kalktığımızda gözlerimizin içine bakmak. Bunu ben her sabah yapıyorum. Burada benim günlük rutinimi de merak ediyor musunuz? Sabah kalktığımda ben işte cildime pahalı kremler sürüyorum, saçlarımı sarıyorum değil. Ben sabah kalktığımda çok basit şeyler yapıyorum. Birincisi dilimi temizliyorum. Çünkü gece boyunca dilimin üzerinde toksinler birikmiş oluyor. İkincisi burnumu temizliyorum daha iyi nefes alabilmek için. Üçüncüsü ise en çok vakit ayırdığım şeylerden bir tanesi gözlerimin içine bakıyorum. Kendi gözlerimin içine bakıyorum. E gözlerimin içine de bir süre uzun baktıktan sonra ki bu bir dakika sonrasında gerçekleşiyor. Gözümün içine gördüğüm şey ben de şükür duygusunu uyandıran bir şey. Çünkü aslında hepimizin içinde ondan bir parça varsa ki ben seni kendi ruhumdan üfledim diyor zaten. Burada cümleler var. Bu cümleleri lütfen bu anlamda alın. O zaman kendi içimizdeki tanrısallığı keşfetmek, kendi içimizdeki Allah'ın gözlerinden kendimize bak. Bakabilmek, en derin şükran duygusu. Dolayısıyla self love dediğimiz kişisel şefkat, öz sevgi dediğimiz şeyi böyle sağlayabiliriz. Çünkü şükran duygusu biraz önce bahsettiğim gibi bu hissedilmeden olmuyor. Yani bir kişinin kendi özüyle e, tekrar karşılaşıp kendini yaratılmış olduğu haliyle her şekilde koşulsuz olarak sevip sevmesi ve kabullenmesi aslında şükran duygusuna getiriyor. Öbür türlü hani günah sevap ilişkisi içerisindeki daha yüzeysel bir ihtiyacı karşılama gibi olan bir şükran oluyor ki işte o da bizim çok titreşimimizi yükseltecek bir şey değil. Melasa şimdi diyeceksin ki ben bu şükretmenin gücünde nerelere geldim ben böyle bir şey beklemiyordum. Ben size işte 21 kere şükret ondan sonra hayatın şöyle olsun. Günde 210 kere şunu tekrarla böyle olsun diye bir şey veremem sevgili dostlar. Bu da yine evrenle ve her şeyle bütünleşmeyen, tamamen çıkarcı, tamamen karşılık bekleyen zihnin ihtiyaçlarıdır. Siz eğer gerçekten o var olan her şeyin sonsuz bir şekilde sizin hayrınıza her şey ne olursa olsun benim için iyidir inancına sahipseniz zaten bir şey kontrol etmek, bir şeyden yaptığınız bir şeyden karşılık beklemek ya da o yaptığınız şeyin çıkarını beklemek ihtiyacı hissetmezsiniz. Yaptığınız her şeyi beklentisiz, çıkar ve karşılıksız olarak, çıkarsız olarak yaparsınız ki şükür duygusu işte aynen bu şekilde yapılması gerekiyor. Şükretmek için herhangi bir şeye ihtiyacım yok bir çıkara. Şu anda başımı sokabildiğim böyle bir evim olduğu için, hali hazırda sağlıklı olduğum için, bu yaşımda, bu işim olduğu için, ailem için, sevdiklerim için, işim için, doğup büyüdüğüm ülkem için, ülkemin şu anda içinde bulunduğu durum için bile şükretmeyi her sabah kendime bir sistem ve bir disiplin olarak edindim. Gerçekten şükürlerimi böyle sunuyorum. Çünkü bu bende ne yaratıyor? Annelerin çok güzel bir lafı vardır. İşin rast gitsin, Allah işin rast getirsin diye. Gerçekten öyle olur. Çünkü pozitif bir mindset yapıyoruz burada. Biz zihnimize her zaman olumlu olana kodluyoruz. Çünkü bilinçaltımız öyle işliyor. Şükretmenin ruhsal boyutunda Masaru Emoto'dan örnek verdim. İşin biraz da zihinsel boyutuna girelim. Şimdi biliyorsunuz kanalımda da 21 günlük meditasyonlar paylaşıyorum. Bana hep sordunuz neden 21 gün? İşte Deepak Chopra vardı. Evet. işte Deepak Chopra'dan aldınız diyenler vardı. Dostlar Deepak Chopra'dan falan almadım. 21 gün kadim 5000 senelik bütün kadim geleneklerin kullandığı, bütün dini ritüellerin kullandığı bizim de 25-30 senedir meditasyon uygulamamızda, şifa uygulamamızda kullandığımız bir şey. Hani bu şey gibi ateşi ölçmek için niye termometre kullandın? O zaman bu doktordan çalmışsın demek gibi bir şey. Bu bir sistemdir. 21 günlük şey, 21 gün bir alışkanlık sayısıdır. İşi spiritel boyutta önce alacağım. Sonra zihinsel boyutta anlatmaya başladığım için zihinsel da anlatacağım. 21 bizim için 7 ile ilişkilidir. 7, 14, 21 bütün 7'lik sistemler şifa için önemlidir. Çünkü işte yaratılış, kainat, genosis istediğimiz bütün kadim bilgilerde, tek tanrılı dinlerde, kitaplarda olan 7 sayısının kutsallığı buradan gelmektedir. Dolayısıyla 7 ve onun katları her zaman hem kutsaldır hem mistiktir, hem dönüştürücüdür, hem iyileştiricidir. Dolayısıyla 7 çarpı 3, 21 Ruhsal boyutta da niyet ettiğiniz şeyin gerçekleşmesi, şifanızın gerçekleşmesi, hayalinizin diliğinizin gerçekleşmesi için gerekli sayıdır. Zihinsel boyuttaysa zihin şöyle çalışır. Bizim beynimiz şöyle işler. Beynimiz 3 bölümden oluşur. İlkel beynimiz, orta beynimiz ve ön, üst beynimiz. Üst beynimiz çok daha gelişmiş yeni beynimizdir. Taze bir beyindir. Frontal korteks olarak adlandırılır. Burada öğrenme, hafıza merkezlerimizin hepsi vardır. Duygusal zekamızın bağlı olduğu pek çok bilgi merkezimiz de vardır. Aynı zamanda Anda, sezgisel tarafımızın açık olduğu epifiz bezimiz de biraz daha tam orta arka noktada durmaktadır. Yani eskilerin deyimiyle üçüncü gözümüz. Üçüncü göz bizi bilinmeyen ötesine, sınırların ötesine, daha mistik, daha gizemli yerlere taşıyan epifiz bezimizden bahsediyorum. Beynimizin bölümlerinden bir tanesidir. Şimdi şükran duygusuyla epifizin ne alakası var? Şükran duygusu aslında bizi biraz daha dediğim gibi birliğe, yaratıcılığa bağlayan bir şey. Çünkü biraz daha evvelki videolarımda da anlattığım gibi dünya şu an çok net bir polarizasyondan, ayrışmadan geçiyor. Yani iyinin, kötünün, gecenin, aydınlığın, karanlığın olduğu böyle bir savaş gibi. Aynı bir Matrix filmi karesinde gibiyiz. Bunun nedeni zihinsel ve ruhsal ve enerjisel ayrışmanın aslında bizi sonraki birliğe getirmesi için. Dolayısıyla aslında işte biz zihinsel olarak birliğe de yine bu tarzda şükran, derin şükran duygularımızla beraber sağlayabiliriz. E, o yüzden 21 sayısı öğrenme merkezimiz için bir alışkanlık sayısıdır. 21 kere aynı gün 21 gün boyunca aralıksız olarak devam ettiğimizde bilinçaltımız artık onu bir alışkanlık olarak kaydeder. Çünkü bilinçaltımız genel olarak bizi korumak için çalışan bir mekanizmadır ama o konu, korumak için olduğu mekanizma zaman içerisinde aslında geçmişten günümüze kadar getirdiği travmaları, duyguları, bütün her şeyi arkaya iter. Ve biz bir süre sonra bilinçaltımızın eğer farkına değilsek kimi meditasyon gibi çalışmalar bizi bilinçaltımızın kölesi olmaktan biraz daha uyanık hale getirir. Çünkü biz farkında olmadan gün içerisinde bütün davranışlarımızı, ilişkilerimizde bir insan olarak yani duygusal ve çevremizde olan ilişkilerimizde bilinçaltımızın yönlendirmesiyle yapıyoruz. Çünkü tetiklenmelerimiz çok fazla oluyor. Onları mümkün olduğunu temizleyip bilinçaltından bağımsız olabilmenin de sırlarından bir tanesi meditasyon. Araya da bunu giriyor olayım. Dolayısıyla bilinçaltımız bizi korumak ve konfor alanında tutmak için uğraşır. Biz orada ısrarla 21 gün boyunca bu çalışma olabilir, şükran çalışması olabilir, meditasyonunuz olabilir. Bilinçli bir şekilde yaptıkça 21 gün sonunda bilinçaltı pes eder. Hmm, Ayşe artık dişlerine saat 11'de fırçalıyor o zaman kabul ediyorum der. E, bunu da yerleştir. Dolayısıyla şükran eşittir. Alışkanlık bir yandan da sevgili dostlar. O yüzden ben şöyle bir şey öneriyorum size. Telefonlarımız var hepimizin akıllı telefonları. Telefonlarımızın ana ekranlarına şöyle ben bazen kendime hatırlatma gibi koydum. Belli zamanlarda şükranlarımız olabilir. Yani mesela her gün saat 11.30'da kendiniz için ayrı bir şükran getirebilirsiniz. Bununla ilgili çok güzel uygulamalar var burada. Uygulamalar sayfaları var. Yani uygulama indirip telefonunuza şükredeceğiniz şeyleri bulabilirsiniz. Bunun dışında ben Instagram'da 30 günlük şükran oyunu diye bir şey başlattım. 30 gün boyunca aralıksız olarak her gün o gün için şükran duyacağımız bir şeyi beraberce masaya yatırıyoruz. Onun değerlerini konuşuyoruz. Mesela ikinci günü için yaptığım bir şeyden size örnek vermek isterim. Bu arada Instagram'da beni takip etmeyenleriniz varsa takip etmenizi öneririm. Çünkü güzel içerikler paylaşıyoruz. Demişim ki nasılsa oradalar diye önemsemediğimiz şeyler neler hayatımızda? Mesela nefes alıp vermenin, her sabah güneşin doğuşunu, her akşam batışını görmenin, ailemizin, bize değer verip sevenlerin, yaptığımız hataların, yanlışların içindeki armağanları görüp gereken dersleri çıkartmanın bile şükranını hissetmek, hayatın bize sunacağı güzellikler için peşin bir ödeme yoludur ki buna şükür diyoruz. Canlar demişim 30 günlük şükran oyunu etiketiyle paylaşıyorum bu arada Türkçe karakterler. Bugün sevdiklerimize şükretme günü olsun. Peki sevgiyi anlayalım biraz. Sevgi dünyadaki en büyük güç. Kalpleri açan, bizi genişleten en büyük değer. Bugün şunları hatırla. Sevdiğin zaman tüm kalbinle sev ve sevgini göstermekten asla korkma. Sevgin tüm ruhların okuyabileceği açık bir kitap gibi olsun. Sevgi dünyanın en muazzam şeyidir. Haydi bugünden başlayarak içindeki ilahi sevginin özgürce akmasına izin ver. Sevginin gözü asla kör değildir. Tam tersine o, sevilenin içindeki en iyiyi görür. Bana göre sevgi Bizdeki en iyinin çıkmasını sağlayan en büyük güçtür demişim. Ve sevgisine şükredenleri varsa hayatında bir kalp atsın demişim. Ben de yavaştan videoyu bitirmek üzereyim gerçekten. O yüzden Instagram'da benimle beraber 30 günlük bu şükran oyununa katılmanı öneriyorum. Videomu beğendiysen beğen tuşuna basmanı ve senin de bu video altında sevdiklerine şükrettiğin kimler varsa isimlerini koymanı ve bir kalp atmanı isteyeceğim. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakal.